Kübra Nisa'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Harika bir oyun keşfettim. Yepyeni bir oyun. Hemen sizin için girip oynamaya başlıyorum arkadaşlar. Yanımda Yusuf kardeşim var ve diğer tatlım tatlı kardeşlerimiz var. Hepsini göstereceğim arkadaşlar. Yusuf'u özellikle çağırdım çünkü çok tatlı bir tişörtü var. Üzerinde de Kübra yazıyor. Merhaba Yusuf kardeşim, çok tatlısın. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde oyuna başlıyoruz. Şimdi isminde de gördüğünüz gibi bir süpermarket kuruyoruz. Ben sizin için biraz, hatta bayağı çalıştım arkadaşlar. Harika kocaman bir süpermarket yaptım. Biraz karışık gözüküyor böyle bakınca. Hemen oyundan bahsedeyim size arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar oyuna başlarken böyle standlarımız oluyor. Ve biz bu standlara bu gördüğünüz kutulardan alıyoruz. Ve ürün yerleştiriyoruz. Hızlı bir şekilde. Mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar, buradaki havuçlarım doldu. Yani boş olan, satılan ürünlerin yerine yenisini koydum ben bu kolilerle. Birazcık ağır iş, belim ağrıdı arkadaşlar. Burada gördüğünüz boş araba sepetleri var. Bunları da buradan alıyorum ve sırada bekleyen diğer müşterilerime veriyorum. Arkadaşlar, oynadıkça gelişen bir oyun ve gerçekten çok sevdim. Yani uzun zamandır bu kadar sevdiğim bir oyun olmamıştı hatta. Bu oyun birazcık My Restaurant tarzında bir oyun. Hatta çok benziyor. Kendi marketinizi kuruyorsunuz. Ondan sonra kendi müşterilerinize bir şeyler seçiyorsunuz. Ve arkadaşlar şöyle güzel bir yanı var. Mesela müşterilerimizin hepsini sevdiği, tercih ettiği, satın aldığı eşyalar farklı. Mesela burada tatlı bir tavşık müşterim var. Bu genellikle havuç alıyor. Gördüğünüz gibi gelmiş burada havucunu alan bir tavşığım var. Bu benim müşterim. Daha sonra arkadaşlar şöyle aşçılarımız falan var. Şu an gözükmüyorlar ama böyle kardan adamlarımız var. Bundan bahsedeyim. Bu kardan adamlarımız da geliyor. Buradan buz alıyorlar genellikle arkadaşlar. Ondan sonra böyle yaşlı... Bu benim çalışanım, pardon. Bu benim çalışanım. Bu da bana yardım ediyor sağ olsun. Evet. Böyle kolilerle getiriyor. Buraya havuç koydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben bayağı geliştirdiğim için arkadaşlar burada oyuncaklar bile aldım. Bunları nasıl geliştirdiğimizi de hemen bahsedeceğim. Burada kasiyerlerim var bu arada. Bunlardan da bahsedeyim. Pembe saçlı tatlı mı tatlı bana benzeyen bir kasiyerim var. Selam canım. Kolay gelsin. İyi çalış, tamam mı? Çok para kazanalım. Çok tatlı arkadaşlar gerçekten. Hemen size süpermarkete götürmek istiyorum. Bu kendi süpermarketimi kurmak için satın aldığım ürünleri göstereceğim arkadaşlar. Hemen buraya giriyoruz. Şöyle görünüz şu var arkadaşlar. Oyunun haritası çok büyük ve çok hoşuma gitti. Hemen her yeri göstereceğim sizin için. Arkadaşlar bu kocaman süpermarketten geliyoruz. Önce mesela kasiyerler için bir masa alıyoruz. Buradan ürünleri paketlemek için, işte yerleştirmek için paketler alıyoruz. Buradan zaten arabalar alıyoruz. Burada da müşteriler için park yeri satın alıyoruz. Benim yeterince olduğu için şu an alamıyorum. Burada gördüğünüz ürünleri de bildiğiniz gibi satın alıp satmaya başlıyoruz. Bende hepsi var. Fazla fazla var arkadaşlar. Sütlerim var, suyum var. Ondan sonra mısırlarım, domatesim. Sonra burada Coca-Cola var. Hepsi var arkadaşlar. Burada gördüğünüz mor çok güzel üzümler var. Hepsini aldım. Lace var ya. Arkadaşlar gerçekten çok gerçekçi olmuş. Lace'e bakar mısınız? Sanki birebir aynısını yapmışlar. Burada da oyuncak var arkadaşlar. Bu oyuncağa da sahibim. Burada kırmızı et var. Et reyonu. Bu da var. Muzlarım da var arkadaşlar. Burada tatlı dostlarımız için mamalar var. Bunların hepsini aldım ben. Arkada ekmekler var. Karpuzlar var. Arkadaşlar bunların hepsi var. Dediğim gibi sizin için birazcık oyunu geliştirdim. Daha büyük bir market olsun diye. Buradan hızlıca çıkıyorum arkadaşlar. Alabileceğim pek bir şey kalmadı. Çünkü her şeyi aldım. Evet. Of arkadaşlar şunlara bakın. Bir sürü müşterim birikmiş ve benim çalışanlarım nedense hiç buraya araba sepeti koymuyorlar. Müşterilerim bekliyor ve sonra mutsuz olup gidiyorlar. Bu yüzden onları bekletmemek adına kendim de yapabiliyorum arkadaşlar. Böyle hemen koyalım. Arkadaşlar şöyle küçük müşterilerim de var. Bu müşterilerim genellikle bu en köşede gördüğünüz oyuncaklardan satın alıyorlar. Zaten o tarafa yöneldi gördüğünüz gibi kırmızı saçlı kız. Evet şöyle gördüğünüz köpüş müşterilerim de var. Bu köpüşler de kendileri için et falan alıyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada başka tarzda müşterilerim de var. Hemen onları da size göstermek istiyorum. Bunların bile arabası yok. Neden benim çalışanlarım bu müşterilerime araba vermiyor? Her şeyi benden bekliyorlar. Her şeyi bana yaptırıyorlar yani. Ama olsun, çalışalım, ne yapalım. Burada gördüğünüz uzun saçlı tombik abla var.
abla mı abim bilemedim ama bunlar da benim müşterim. Arkadaş çevresiyle gelmişler buraya. Arkadaşlar, gördüğünüz arabalara göre zengin müşteri ya da fakir müşteri mantığı var. Mesela bunlar orta halli insanların arabası. Şu gördüğünüz kırmızı jipte mesela gelen insanlar daha fazla oluyor ve daha çok para getiriyorlar. Yani daha çok şey satın aldıkları için daha çok şey kazanıyoruz. Oyun gerçek hayata çok benziyor. Ben çok seviyorum bu tarz oyunları. Hemen buraları doldurayım arkadaşlar, boş kalmasın. Sürekli ben çalışıyorum. Neden bana yardım etmiyor bu çalışanlarım ya? Of. Merhaba kardan adam bey. Nasılsınız? Buz mu almaya geldiniz? Buyurun buyurun, bütün buzlar sizin olsun. Size de buyurun buyurun buyurun, alabilirsiniz. Evet, burada bir yaşlı bir amca var. Bakalım ne alacakmış. Almış arkadaşlar. Satın almaya gidiyor. Evet. Evet arkadaşlar, size son olarak göstermek istediğim şey marketi geliştirmek. Benim yani ilk oyuna girdiğinizde marketimiz şuradaki göründüğü sınırlardan ibaretti ama ben birazcık büyüttüm para kazanarak. Parayla büyütülüyor ya da Robux karşılığında büyütülüyor. Şurada gördüğünüz mavi şeye tıklayınca arkadaşlar büyüyor ama benimkisi çok büyüdüğü için sanırım bir daha büyütemiyorum. Zaten marketimde bir sürü boş yer var arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Müşterilerimiz maalesef arabaları ortalıklara bırakıyorlar. Biz de bunları çekmek zorundayız. Çekelim şöyle. Bakayım, hiç müşterim de gelmemiş ya. Ay Allah. Bütün bereketi kaçtı marketin. Ben en iyisi arkadaşlarımızın marketlerini de göstereyim sizin için. Arkadaşlar 17. seviye oldum bu arada. Bunu da hemen belirteyim. Evet arkadaşlar, oyunun haritasını böyle bir uzaktan göstermek istiyorum size. Şöyle bayağı bir geniş aslında. Bayağı bir büyük bir harita. Burada Luna Park falan da var. Evet arkadaşlar, oyunun güzel yanı şöyle bir aracımız da var. Bu araçla beraber diğer marketleri ziyarete gidebiliyoruz. Ben en yakında bu marketi gördüm. Kimin olduğunu şu an bilmiyorum. Gidince göreceğim. Aa, minik Eylül'ümmüş. Eylül kardeşimizin marketine bakalım. Eylül'cüğüm, çok müşterim birikmiş. Eğer istemiyorsan bana gönderebilirsin. Yani ilgilenmemişsin çok. Eylül'ün marketi birazcık küçük arkadaşlar benim marketime göre. Gördüğünüz gibi böyle küçücük bir şey olmuş. Ama çok tatlı olmuş. Bayağı geçtirmiş kendince. Bir tanecik kasiyeri var. Önünde bir sürü müşteri şeyi, bir arabası birikmiş. Ama olsun. Güzel. Güzel geçtirmiş. 287 tane müşterisi olmuş toplamda. Evet arkadaşlar, şimdi Enser Temel'in marketine bakacağım. Oo, bayağı bir büyük arkadaşlar. Benimkinden bile daha büyük galiba. Bayağı bir geçtirmiş kardeşimiz. Vay. Vay arkadaşlar. Ya ne yaptın sen böyle? Kardeşime bak. Ve çok güzel dizmiş ya. Bu arada reyonlarını çok beğendim. Gerçek market gibi dizmiş. Vay canına. Ya benden daha güzel yapmış ya. Çok kıskandım marketini kardeşim. Bayağı güzel olmuş arkadaşlar. Baksanıza. Reyonları dizişini çok sevdim. Kasiyerler de gerçekten tam Migros kasiyerleri gibi olmuş. Çok beğendim. Yani tarzını çok beğendim gerçekten kardeşim. Güzel olmuş. Marketini beğendim. Sana 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar, şimdi sırada Cansu Naz'ın marketi var. Bakalım Cansu Naz marketinde neler yapmış. Hızlı bir şekilde onun da marketine bakacağız. Kardeşim, bu müşteriler burada beklemek zorunda mı? Onlara birazcık araba ver. Cansu Naz'ın marketi çok gelişmemiş. Birazcık küçük, yeni başlamış oyuna sanırım bu yüzden. Hızlı bir şekilde çıkıyoruz ve diğer kardeşimizin evine gidiyoruz. Yani Zeynep'in marketine gidiyoruz. Arkadaşlar hep ev ev diye diye ev zannediyorum ama marketine gidiyoruz. Tabii ki Zeynep'in marketi nasıl, neler yapmış, ne kadar geçtirmiş çok merak ediyorum. Buradan görünce biraz büyük gözüküyor. Bakalım. En güzel market kimin marketi seçeceğiz arkadaşlar. Zeynep'in marketi benimki kadar büyük değil. Selam Zeynep'ciğim, nasılsın? Zeynep çok tatlı bir kardeşimiz. Çok seviyorum onu gerçekten. El sallıyor bize. Sana da el sallamak böyle. Aa Zeynep, senin ne kadar korkunç müşterilerin var. Arkadaşlar Zeynep'in kurtadan müşterileri var ya. Şunlara bakın. Ay, ödüm kondu. Zeynep bunlara sanırım kırmızı et satıyor. Evet, müşterilerini arabasız bırakmıyor. Gerçekten çalışıyor. Tebrik ediyorum seni. Ben hızlıca bir marketin dolaşmak istiyorum Zeynep'in. Bakalım nasıl bir şeyler yapmış. Zeynep'in marketi de güzel arkadaşlar. Güzel. Reyonlarını sevdim. Böyle benimkine benzer yapmış birazcık. Güzel olmuş. Zeynep'in marketi de kötü değil. Ama gezdiğim marketler arasında kesinlikle favorim Enser Temel'inkiydi. Yani o bir dünya yaratmış resmen.
Evet arkadaşlar, bütün kardeşlerimizin marketlerini ziyaret ettiğimize göre şimdi kendi marketimize dönüyoruz ve son durum neymiş ona bakıyoruz hızlı bir şekilde. Zeynep kardeşim bana diyor ki buyurun buyurun, taze cipslerimiz, etlerimiz var ya, o kadar tatlı ki gerçekten, yani oyunda çok kaptırmış kendini, gerçekten market satışı yapıyor, bildiğin ikna edici bir şekilde yapıyor. Bir de ya benim bu çalışanlarım nerede, neden buraya araba koymuyorlar ya, her yer bomboş, nerede bu çalışanları, kovacağım sizi ya, niye çalışmıyorsunuz kardeşim? Bak size görevli olarak burada Yusuf kardeşimi bıraktım. Yusuf kardeşim sizi denetleyecekti. Üstünde de Kübra yazıyor. Yani Kübra'nın yardımcısı. Neden buraya, neden boş mesela kardeşim ya? Evet arkadaşlar, gerçekten çok güzel bir oyun. Ben bu oyunu çok sevdim. Yani My Restaurant mantığı ve bayağı bir geliştirilebilir bir oyun. Evet arkadaşlar, eğer beğendiyseniz mutlaka like atın. Beğenmenize göre, beğenme durumunuza göre bunun yenisiyle karşınızda olacağım. Ben bu oyunu sevdim. Gerçekten böyle çok hızlı ilerliyor. Böyle akıcı bir oyun. Sizler de sevdiniz mi sevmediniz mi de düşünüyorsunuz. Mutlaka hepsini yoruma yazın. Sizleri çok seviyorum. Abone olup takipte kalmayı unutmayın. Ve hoşça kalın.